Kuzey. Kuzey. Al abla. Ah, çiçek gibi oldu vallahi. Azıcık izi kaldı ama o da nazar boncuğu olsun artık. Eline sağlık be abla. Hadi. Ne konuştuk biz seninle? Ben perdeyi tamir edeceğim. Sen gideceksin yıldızın kalbini tamir edeceksin. Hadi. Abla şimdi gideceğim bir kamyon kavga edeceğiz. Uğraştırma beni ya. Kuzey bak. Bir adam gelip benim çeyizimi cort diye yırtsa onun ağzıyla kulağını bir ederim ben. Yıldız sağ yine iyi yapmış ya. Tamam şimdi sen bunu al. De ki Kuzey çok mahcupmuş, çok özür diliyormuş. Yapma ya. Kuzey kendi işini kendin göreceksin yavrum. Yıldız. Yıldız bir dakika durur musun? Ne var? Şimdi de üstüm başımı mı parçalayacaksın? Yok. Eskisi gibi olmaz ama yeniden çeyizine koyabilirsin. Ben bunun bu kadar değerli bir şey olduğunu bilmiyordum. Öküzlük ettim, özür dilerim. Kuzey. Hazır böyle sakinleşmişken biraz konuşsak mı? Olur. Ama yalnız konuşalım. Daha ben yoğum ya, gittim ben. Yenge, sen de içeri haydi. Ben havalıyım ya. İçeri dedim. Şimdi yalnızız herhalde. Bak Kuzey, senden hiç olmadığım kadar dürüst konuşacağım. Bundan şüphen olmasın, tamam mı? Tabii. Güven sorgulamak senin işin, benim değil. Ben de ondan bahsedeceğim işte. Ben çok büyük bir hata yaptım. Sana güvenmek istediğim için. Yarın öbür gün yine aynı şeyleri yaşamaktan korktuğum için seni çok üzdüm. Üzmek değil bu Yıldız. Üzmek olsa 3-5 gün sürer geçer giderdi. Sen benim gururumla oynadın. Beni yok saydın. Haklısın. Haklısın. Senden o son şeyi istememem lazımdı. Senin gibi bir adamdan böyle bir şey istemeyeceğimi anlamam lazımdı. Anlamadım ama. Çünkü senin için önemli olan benim aşkım değil, senin intikamındı. Öyle değil Kuzey. Vallahi değil. Öyle olsa burada mı beklerdim? Ha, çıkıp gelirdim İstanbul'a intikam almak için. Geleceğim günü bekledin demek ki. Kuzey, ben aşığım. Aptal değilim. Ne zaman döneceğini bilmediğim bir adamı mı bekleyeceğim intikam almak için? Ben buraya gelince depreşmiştir intikamı. Sen buraya gelince önce çok öfkelendim. Ama sonra küllendiğini sandığım her şeyin alev alev yandığını gördüm. Sağ ilk günkü gibi. Hatta ilk günden daha da fazla aşık olduğumu anladım. Onun için mi tutturdun eski Kuzey'i diye? Ben sadece sevmeyi biliydim Kuzey. Sevilmeyi bilemedim. Aa, yıllardır konuştuğum fotoğraf benimle konuşmaya başlayınca ne yapacağımı bilemedim. Bak Yıldız, ben geçmişteki bir hayalet değilim. Senin konuştuğun fotoğrafta değil. Hatta sandıklara sakladığın hayallerin hiç değilim. Ben Kuzey'im. Lütfen başka bir şey yükleme artık. Bir insan 20 yıl boyunca aynı kişiyi bekleyince hayallere, fotoğraflara, sandıklara inanıyor Kuzey. Mucizelere inanamıyor. O yüzden ben de sana inanamadım.
Aklına başka bir şey getirme yani, oldu mu? Haydi. Kal sağlıcakla. Bir dakika, ne dedi bu şimdi? Yıldız! Yıldız! Ne var ya, ne var? Ne var? Alo baba. Biz bir halt ettik. Ne yaptınız gene? Baba, savcılıktayız, çabuk gel. İyi misiniz, ne oldu? İyiyiz, iyiyiz. Gelince anlayacaksın zaten. Tamam kızım, korkmayın sakın, hemen geliyorum ben. Geliyorum. Sonunda bugünleri de mi gösterecektiniz? Fışkı yiye sücerler sizi. Baba, ayıp oluyor ya Onur. Baba, kurtar bizi lütfen. Kızım, ben bu sahtekarlarla görüşmeyi yasaklayarak sizi zaten kurtarmıştım. Hadi ola oradan. Asıl senin kızların benim oğlanları yoldan çıkardı. Şöyle bozma. Kız yüzünden düştüğünüz hallere bakın hele. Ulan ben sizin var ya. Lan. Beyefendi lütfen, nerede olduğunuzu unutmayın. Ben nerede olduğumu bileyim, bileyim ama yoksam çoktan kırmıştım bunların çitlovlarını. Çitlov kaburga. Bedri Bey, bir kez daha ikaz etmişim. Tamam. İçeri alabilirsin. Buyurun doktor bey. Söyleyin bakalım, bu gençler miydi muayenehanenize girenler? Evet efendim, gece yarısı ben uyurken girmişler. Yalan söylüyor ya, külliyen yalan. Evet ya, biz sabah gittik, usulünce rapor istedik. Vermeyince de geri döndük. Öyle mi? Kamera kaydındakiler kim o zaman? Kamera mı? Kamera. Beraber izleyelim. Ne diyorsunuz gençler? Artık inkar etmeyeceksiniz herhalde, değil mi? Evet, bu durumda hakkınızda evrakta sahtecilikten, devlete ait resmi belgeyi özel menfaatleriniz amacıyla kullanmaktan, devlet mülküne izinsiz ve zor kullanarak girmekten ayrı ayrı dava açılacak. Nasıl yani ya? Kaç yıl yatacağız ki şimdi biz? Cezanız mahkeme süreci tamamlandıktan sonra netleşecek. Mahkeme mi? Bizlik bir şey yok değil mi? Hem ben daha 17 yaşındayım. Bana bir şey olmaz değil mi? Artık ona hakim karar verecek. Baba. Sayın savcım, tutuklu mu yargılanacaklar? Hayır, şimdilik tutuksuz yargılanacaklar ama şehir dışına çıkmaları yasak. Siz merak etmeyin, artık evden bile dışarı çıkmaları yasak. Doktor bey, bilginiz olsun. Sizin de soruşturmanız tamamlanana kadar şehir dışına çıkmanız yasak. Merak etmeyin sayın savcım, hiçbir yere gitmem. Bu ikisi gereken cezayı alsın diye sonuna kadar şahitlik ederim. Yanlış anladınız. Suça konu olan kaşe sizin sorumluluğunuzda olduğu için hakkınızda soruşturma açılacak. İyi ama benim bir suçum yok ki. Vallahi bizim de bir suçumuz yok baba. Evet, vallahi biz hiçbir şey bilmiyorduk. Kızım, bu noktadan sonra kararı mahkeme verir. Babanız haklı. Şu evrakları imzalayın, ondan sonra gidersiniz.